Evet, aylar sonuna vlog time. Arkadaşlar selamlar, hepinize günaydınlar. Bugün yapmış olduğum her şeyi sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şu an sabah uyandım, saat 12. Bugün bayağı uyudum çünkü dün 3 idman yapmıştım, 7'de kalkmıştım falan fıstık. Şimdi yatağı toplayacağım, elimi yüzümü yıkayacağım. Hadi başlayalım. İş yerimizi, güçlerimizi bitirdik. Şimdi antrenmana geçmeden önce ne yapıyorum onlardan bahsedeceğim. Granül Nescafe var. Bunu bu şekilde içmek iğrenç. Bakın ciddi söylüyorum, iğrenç. Ben bunu ufak böyle su miktarı ile karıştırıyorum. Üstüne buz ilave ediyorum. Çok güzel oluyor. Eğer Burger King'de bir kahve içtiyseniz, buzlu kahve içtiyseniz aynı tat yani. Onlar da Nescafe kullanıyor. Harici olarak bir şey yemeyeceğim. Bu bir şey yememe sebebim dün gece burger yedim. O kana karıştı. Hani ekstra bir şey yiyip mideyi meşgul etmenin mantığı da yok. Şu an buzlu bir kahve yapacağım. Umarım buzlar olmuştur. Yeni koymuştum. Sonrasında antrenmanımıza geçeceğiz. Antrenmanımıza ilk fitness antrenmanıyla başlayacağız. Ardından direkt koşu antrenmanına geçip, core çalışıp, esnemeyle günü bitirmeyi düşünüyorum. Durumlar bu şekilde. Harici bir şey olursa sizlerle paylaşırım. Şu an zaten işlerle ve güçlerle ilgileniyorum. Öğrencilerle ilgilendik. Mesajlarınıza dönüş sağladım. Online koştuktaki arkadaşlara dönüş sağladım. Günlük tuttum, İngilizce çalıştım, kitap okudum. Şimdi kargoları yapacağız. Stay Fit Virus'taki kargoları yapacağız. Sonrasında çıkacağız. Evet beyler, antrenman yapma yerimize geldik şimdi. Üstümüze giydik Stay Fit'i. Ya 30 dakika bir insan park yeri arar mı ya? Ulan bu Beylikdüzü'nde normalde insan yoktu. Her yer insan olmuş. İstanbul'dan kaçmak lazım. Neyse arkadaşlar, çok güzel bir antrenmana gideceğiz. Enerjim yerimde. Video çekmediğim dönemlerde nasıl beslendim ve kilo verdim, onun hakkında ufak bir bahsedeyim sizlere. En azından spor yerine gidene kadar. Ben kalori saymıyorum zaten, bunu biliyorsunuz. Çok fazla hareket ettim. Çok fazla hareket ettiğim için de kalori açığım çok fazla oldu. Evet kilo verdim, yağ yaktım ama kas kütlemde bir o kadar azaldı. Bunu minimalize etmek için ne yapıyordum? İşte bulabildiğim tüm proteinleri yiyordum. Protein dozu içiyordum. Ağırlık antrenmanı yapıyordum. Zaten çok fazla hareketliydim. Günde 1-2 tane halı saha yapıyordum minimum. Ve onların her birinde de 8000 adım attığımı varsayarsak, yani 4 kilometre falan koştuğumuzu varsayarsak, çok ciddi bir enerji açığı söz konusu. Yine bir nevi bu şekilde gideceğiz ama vücudum çok felaket parçalanmaya başladı. Bunu işte antrenmanlarla bu şekilde düzenli devam ettirerek sürdüreceğiz. Sürdürülebilirlik çok önemli. Antrenmanımızı yapalım. Görüşmek üzere. Beyler antrenmanımız bitti. Çok fazla videonun uzun olmaması için kesit kesit koyacağım. Şimdi ikinci antrenmana doğru yol alıyorum. Karnım biraz acıktı açıkçası. Çünkü kahvaltı yapmadım ya. Bir şey yesem mi, yemeden mi ikinci antrenmanı yapsam kararsızlaştığım noktasındayım. Bakın cümle bile kuramıyorum. Beynim duracak artık. Bence ben ne yapayım biliyor musunuz? Hazır çanta da burada. Krampon da içinde. Yemek yersem mıyışırım falan gerek yok. Direkt biz ikinci antrenmana doğru yol alalım. Zaten gittim geldim falan derken bir saat geçecek. Görüşmek üzere. İki tane hareket paylaşacağım size, onları yapacağım. Akşam da karın antrenmanı yapar, esneme yapar, uyuruz.
sonra 2 gün tatil yapacağız. Yapacağımız antrenman, yani size göstereceğim antrenman birazcık kondisyon üzerine. Bu antrenman stiliyle koşu hızınızı arttırabilirsiniz ve koşma kapasitenizi arttırabilirsiniz. Hani normal 1 kilometre koşup tıkanıyorsanız bunu uzatmaya da yönelik bir antrenman sistemi. Bunun için ben halı sahayı kullanıyorum. Halı saha çizgileri benim rotamı oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar, halı sahada yarı sahaya baktığınızda 4 tane köşe var değil mi? Dikdörtgen şeklinde. Ben buradan, yani şu köşeden başlayacağım. Gel kameraya. Başlayacağım. Diğer köşeye kadar %20 hızımla koşacağım. Bu köşeden uzun köşeye doğru %50 hızımla, sonraki 3. köşeye %80 ve %80'den buraya doğru da %100. Hani patlayacaksın. Bunun için arkadaşlar iyi şekilde ısınmanız lazım. Hani ben zamanında çok fazla ısındığım için, vücudum ona yatkın olduğu için birazcık ısındım. Vücudum da zaten antrenmandan geldiğim için ısınık. Yapacağız. Peki bunu kaç set yapacağız? 3 set yapacaksınız arkadaşlar ve setler arasındaki dinlenme süreniz 1 ila 3 dakika. Arkadaşlar buradan sonrasını seslendirmek durumundayım çünkü hava bayağı bir rüzgarlıydı. Görmüş olduğunuz gibi köşeden köşeye ilk seferde %20 hızım, sonrasında %50, %80 ve %100'ümü veriyorum. Setler arasındaki dinlenme sürenizi 3 dakika tutabilirsiniz dediğim gibi. İkinci egzersizi aslında anlatmak için bu ses kaydını açmıştım ama yine dediklerimin üzerinden bir kere daha geçmek istedim. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlara gelmeyi unutmayın. Şimdi diğer harekete geçiyoruz. Arkadaşlar başlama çizgimiz her zaman beyaz çizgi. Sonrasında koymuş olduğumuz kapakların yanına bir tane daha kapak koyuyoruz ve her kapağı koyduğumuzda tekrardan başlangıç çizgisine geliyoruz. Bu kapak koyma sıralaması tamamen size özgü. Ben ama en uzaktan en yakına doğru yaptım. Kapakları toplarken de aynı şekilde toplama sırası kafanıza göre olabilir. Ama her kapağı topladığımızda yine başlangıç çizgisine gelmek zorundayız. Burada önemli olan kısım son kapakları toplarken, mesela şu an bunu da aldım. Şimdi son kapakları topluyorum. Burada arkadaşlar %100'ünüzü vermeye çalışın. En çok zorlandığınız kısım bu olacağı için burada da %100'ünüzü vermeye çalıştığınızda tamamen istediğimiz performansı elde etmeye çalışıyoruz. Burada son kapağı toplamaya çalışıyorum ve bunu da toplayıp bu antrenmanı da bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, bunu da 3 set yapabilirsiniz, 4 set yapabilirsiniz. Bunları gösterdikten sonra ben şimdi bir halı saha maçı yapacağım. Burada da ortalama 4-5 kilometre koşmuş oluruz zaten. Evde tekrardan başlarız artık. Evet sevgili arkadaşlar, bir günümüzün daha sonuna geldik. Şu an eve geldim. Yemeği yedim görmüş olduğunuz gibi. Onun üstüne bulgur pilavı ve salata yedim. Şimdi eve geldim ve görmüş olduğunuz gibi elektrolit içiyorum. Bunun içerisinde vücudu dehidrasyondan önleyecek birçok şey var. Bunu kullanıyorum. Bunu antrenman esnasında içmem lazım da işte unuttuk. Şu an evde içeceğim. Mahvoldum. Bir duş aldım var ya, duş aldıktan sonra daha da yorgunluk çöktü. TikTok'ta canlı yayın yapacağım. Günümüzü bitirdik arkadaşlar. Vloglar nasıl? Devamı gelsin mi? Hepsini bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.